Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sermaye yapısı ve uzun vadeli borç ödeme gücünün analizini işleyeceğiz. Şimdi konuya geçmeden önce bir işletmenin başarılı olması ve bu başarısını sürdürebilmesi için gerekli faktörlerden bahsedelim. Öncelikli faktör yönetim yapısıdır. Yönetim derken kastettiğimiz hangi işi nasıl yapılacağına karar verilmesi ve uygulanmasıdır. Yani stratejik kararların ve buna bağlı olan operasyonel kararların alt kademelere doğru iletilerek faaliyetlerin sürdürülmesi, varlıkların verimli bir şekilde ve getirisi yüksek bir şekilde kullanılmasıdır. Bunun yanında diğer bir şey işletmelerin teknolojik teknoloji yakalaması ve piyasadaki rekabeti sürdürebilmesidir. Malum rekabet çok yüksek piyasalarda rekabette ayakta kalabilen firmalar genellikle Yeniliklere uyum sağlayan ve yeni teknoloji kullanan firmalar oluyor. Şimdi yönetim yapısı iyi işleyen bir yönetim yapısı ve teknolojiyi iyi kullanan bir firmanın başarılı olması için üçüncü faktör ise bu faaliyet yapısına getirilerine riskine göre uygun bir mali yapı ortaya koyması, mali yapısını yönetmesine bağlıdır. Mali yapıdan kastımız da işletmenin sermaye yapısı, yani uzun vadeli borç. Ve öz kaynaklarının bileşimi ve özellikleridir. Şimdi bakalım şöyle, işletmenin varlıkları nelerdi? Çalışma sermayesi ve sermaye malları yani duran varlıklardı. Şimdi çalışma sermayesi iş yapabilmek için gerekliydi ve yapılan işin hacmine, satışlara göre yani dalgalanma gösterir. Hani artar ve azalır. Satışlar çoksa çalışma sermayesi ihtiyacının artacağından bahsetmiştik. Satışlar azalırsa da buna mukabil çalışma sermayesi ihtiyacı azalacaktır. Fakat yine de çalışma sermayesinin belirli bir kısmı süreklilik arz eder. Yani bazı bir düzeyde bulunması gerekir. Örneğin küçük bir firma bile olsa vitrinindeki ürünleri Asla sonuna kadar satmaz. Vitrinde bir miktar, bir tutarı olan bir miktarda ürün duracaktır veya kasada belli miktar para olacaktır para üstü almak vermek için. Bunlar değişmez yani temel baz olarak yer alması gerekir. Böyle olunca çalışma sermayesinin bir kısmı da aslında devamlılık arz eder. Sermaye malları duran varlıkla zaten devamlıydı, sürekliydi. Dolayısıyla çalışma sermayesinin devamlı kısmı ile sermaye malları devamlı sermaye ile finanse edilir. Devamlı sermaye dediğimiz uzun vadeli borç ve öz kaynaklardır. Şimdi bir işletme uzun vadeli borç sağlamak istediğinde banka kredisi kullanabilir veya e, piyasal tahvil piyasalarında doğrudan tahvil ihraç ederek yatırımcılara doğrudan e, başvurarak finansman sağlayabilir. Diğer bir alternatif ise öz kaynak finansmanıdır. Yani mevcut işleyen bir işletme de öz kaynağını arttırma yoluyla yeni yatırımlarını yani varlıklarını finanse edebilen yeni yatırımlarını yapabilir. Bunun için de öz kaynak, ilave öz kaynak te temin etmesi gerekir. E öz kaynak da çeşitli şekillerde temin edilebilir. İlki otofinansman. Geçen hafta da bahsetmiştik. Otofinansman neydi? İşletmenin karının işletme bünyesinde bırakılan kısmıydı. Aslında temettü ortakların hakkı olan bu kar dağıtılmayarak firma içinde tutulunda firma otomatik olarak kendini finanse ediyor diyorduk. Bu bir öz kaynak. Çünkü öz kaynak kaleminin altında dağıtılmayan karlar olarak yer alıyor. İkinci olarak dışarıdan sermaye öz kaynak sağlanması. Dışarıdan derken e, i̇şletme bir tüzel kişilik, işletme yükümlülükleri var, ortakların da yükümlülükleri var. Ortaklarından ilave sermaye istemesi, ilave yükümlülük altına girmesi demek. Dolayısıyla bu da bir dış finansmandır. Dışarıya karşı sorumlu olduğu bir finansman şeklidir. E, i̇lk ve en geneli ortaklardan ek sermaye e, talebidir. Halka açık olması veya olmaması fark etmeksizin hani, e, mevcut ortaklardan sermaye arttırma amaçlı hisse senedi karşılığında tabii bu. E, öz kaynak yani finansman temin edilebilir. Bu maddi de olabilir, e, nakdi de olabilir, ayni de olabilir koyulan e, öz sermaye. Yani illa para olarak koyulup varlık alınması gerekmez. Ortaklar varlık olarak da koyabilir bunları. Bu küçük işletmeler için daha olası bir durum. Büyük işletmelerde özellikle halka açılma imkanı olan veya halka açık işletmelerde hisse senedi ihracı olarak, ihrac dediğimiz hisse senedi piyasasında yapılan ihracı kastediyoruz burada. E, hisse senedi ihracı olarak piyasadan finansman temin etmekte bir seçenektir. Bunun dışında bir seçenek daha var. Bu da risk sermayesi. Her ikisinden de farklı. Risk sermayesinde bazı firmalar var. Sermaye tutuyor elinde bu firmalar. Ve tamamen yeni kurulan firmalara, startup denen firmalara örneğin öz kaynak temin ediyor. Yani ortak oluyor. Bu ortaklık yarıya yakın bir düzey olabiliyor. İşte aynı zamanda yönetimine karışabiliyor. Melek yatırımcı deniyor vesaire. Türevleri var bunların. Son dönemde de gelişme gösterdi. Start da yeni firmalarında artmasıyla risk sermayesi firmalarında etkinliği arttı. Bu tür firmaları çağırarak, bunlarla görüşerek ortak bunlara öz kaynak finanse etmek, finansmanında talep etmek için bunlara başvurulup sağlanan da bir kaynak olarak bulunduğunu belirtelim. Hangi firmalar buna daha açıktır? Yenilikçi ve e, öz kaynağı ihtiyacı daha yüksek olan firmalar. Daha tutucu firmalar, örneğin yeni ortak istemeyen firmalar, mevcut ortaklarından ek sermaye talebinde bulunacaktır. E, ama daha liberal olarak değerlendirebilen firmalar, başka ortakların gelmesini, zaten eğer işletme yönetimi ortaklarının e, çıkarını maksimize etmeye odaklandıysa, bu ortağın e, mevcut ortak veya hisse senedi piyasasından başka ortak olması fark etmez diye düşünebilecek düzeyde e, öngörüsü olan firmalarda halka ihraç yoluyla, hisse senedi ihracı yani, e, öz kaynak finansmanında bulunabilir. Şimdi uzun vadeli borç, banka kredisi veya tahvil dedik. Bununla öz kaynak finansmanını karşılaştırdım. Burada az önce bahsettiğim yöntemler fark etmeksizin. Bu... E, Bunların doğurduğu avantajlar, dezavantajlar, yükümlülükler bunlardan bahsedelim. Öncelikli olarak e, borç, uzun vadeli borç. Öncelikle düzenli geri ödeme ister. Vadesi vardır. Ana paranın, ana paranın bir kısmı işte ve faizle beraber dönem içerisinde parçalara bölünerek, taksitlendirilerek veya ödenir. E, öz kaynakta ise böyle bir şey yok. Yani sabit bir ödeme yok. Kar ettikçe... E, ...kar üzerinden temettü ödenir. Kar etmenin ise zaten temettü ödenecek bir durum yok. E, hatta az önce de bahsettik... E, ...şirket kar etse bile... finans e, ...fon çıkışı olmayabilir işletmeden. Bir şekilde sermayenin bedeli olarak temettü ödemeyebilir. Yani otofinans edebilir. Bu durumda öz kaynak finansmanında... ...teorik olarak hiçbir zaman ödemeyi yapılmaması imkanı vardır. Çünkü şöyle düşünülür... ...ortaklar temettü almasa bile etkin bir piyasada hisse senedini satmak yoluyla mevcut yatırımlarından belli düzeyde getirisini hani hisse senedini satarak da elde edebilirler diye düşünerek böyle bir yorum yapılabilir. Uzun vadeli borçta borç veren yönetime karışamaz. Tabii ki bazı öncelikleri var. Şirketin ilk ödemesi gereken, öz kaynaktan önce ödemesi gereken bir sorumluluk borçlar. Borçların geri ödenmesi, ana parası ve faizi. Bu yüzden e, belli bir avantajı var. Dezavantajı da yönetime karışamamız. Sadece verdiği parayı e, alma hakkına sahip olması. Öz kaynakta ise bahsettiğimiz gibi böyle bir durum yok. Öz kaynak direkt zaten işletmenin genel kuruluna katılma hakkı verir hisse senetleri. Ve e, bu hisse senetleri, yeni hisse senetlerinin satımı öz kaynak finansmanı için yeni ortakların gelmesine sebep olursa ve bu e, öz kaynak ihtiyacı da yüksekse yani mevcut hisse senetlerinden daha çok hisse senedi ihracı yoluyla örneğin bir şekilde finans, öz kaynak finansmanı sağlanırsa bir noktada yani yüzde 50 bir yeni ortaklar yönetim ele geçirebilir. Böylece şirket yönetiminin kaybedilmesi riski doğar. Bu da nasıl? Örneğin ülkemizde halka açıklık oranları yaklaşık yüzde 20-25 civarında olduğunu düşünürsek böyle bir risk gözükmüyor. İkinci bir halka arzda böyle bir sorunla karşılaşmayacaklar belli bir düzeye kadar. Artı bir de şöyle bir şey var. Öz kaynak finansmanının yanında borç aldığı için Borcu, borç yapısı da kuvvetleneceği için firmanın öz kaynak için hisse senedine başvurması daha ender rastlanan bir durumdur firmanın. Ama mesela sermaye piyasası gelişmiş ülkelerde yüzde 40ların üzerinde olduğunda halka arz edilmiş borsada işlem gören hisse senetleri ilave bir öz kaynak arttırımıyla firmanın yönetiminin el değiştirmesi çok olası duruma geçebiliyor. Başka ülkeler için konuşuyorum. Bunun dışında uzun vadeli borç e, vergiden düşülebilir. E, faize vergi öncesi kar diyoruz. E, faizi düşüyoruz sonra vergi hesaplıyoruz. Bu sebeple bir avantaj yaratıyor. Vergi oranı ne kadar yüksekse uzun vadeli borç öz kaynak finansmanına göre o kadar avantajlıdır. Bunun yanında uzun vadeli borç olumlu sinyal etkisi de yaratabilir. Burada şeyden bahsetmek lazım işletmenin getiri oranıyla borcun maliyetini, e, borç maliyeti yaklaşık %25 civarında olduğunu düşünelim. Eğer bir işletme %25 civarında getiriyi sağlayamayacağını düşünüyorsa borç almayı tercih etmeyecektir. Çünkü geriye öderken sıkıntı yaşar. Ödeyemez değil ama hani varlıklarından olabilir bu ödemesini yaparken. Dolayısıyla bir işletme eğer uzun vadeli borç alıyorsa muhtemelen dışarıdan bakan biri olarak biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Bu firma demek ki borcun maliyetini karşılayacak hatta üzerine çıkacak kadar kâr edecek projelere sahip diyebiliriz. Bu da olumlu bir sinyal etkisi yaratır. Tam tersine öz kaynak finansmanında ise olumsuz bir etki yaratabilir. Çünkü öz kaynak finansmanında işletme biliyor ki kâr etmedikçe herhangi bir ödeme yapmayacak. Kâr etmesi de sıkıntılıysa. Yani kar edememe ihtimali varsa ve yine de finansmana ihtiyacı varsa borç yerine öz kaynak finansmanı tercih eder Et, edebilir. Bu sebeple de bir firma öz kaynak için hisse senetine başvuruyorsa borç alabileceği halde niye borç almadı da öz kaynak finansmanına başvuruyor gibi bir soru kafalarda soru işareti yaratabilir. Yani bu firmanın varlık getirileri yeterince yüksek olmayacağını mı düşünüyorlar da böyle bir şeyi tercih ediyorlar gibi bir Yorum yapmaya sebep olabilir dışarıdan bakan olarak. Şimdi öz, uzun vadeli borç böyle, öz kaynak finansmanı böyle. Hangisine ağır, ağırlık verilecek? Veya bunları nasıl kompoze edeceğiz, birleştireceğiz? Ne kadar öz kaynak borç? Neyi amaçlıyoruz burada? Öz kaynak sermaye maliyetini yani hem öz kaynak hem de borçtan aldığımız bileşimin ortalama maliyetini azaltmak ve böylece işletmenin öz kaynak karlılığını yükseltmek istiyoruz. Çünkü en son kalem dönem net karıydı ve hissedarlara dağıtılacak miktardı. Sonuçta işletme yönetiminde hissedarların çıkarını, değerini maksimize etmek istediği için öz kaynak karlılığını son noktada öz kaynak karlılığına odaklanıyoruz. Öz kaynak karlılığının artması neye sebep olur? İşletme değerini yükseltmeyi amaçlar. Çünkü ortaklar daha çok değer biçeceği için örneğin hisse işte senetini herhangi bir piyasada satmak istediklerinde Karşı taraf yani potansiyel ortaklar firmayı daya değerli göreceği için daha yüksek bir bedel biçeceklerdir. Zaten modern finansal yönetimin amacı da işletme değerini en yükseklemektir. Çünkü dolaylı olarak bu ortakların e, karını maksimize etmek manasına gelir. Dönemlik kardan farklı olarak işletme değeri gelecek yıllarda öngörülebilen tüm karların bugünkü değerini yansıttığı için firma değeri daha öncelikli bir e, hedeftir dönemlik karlara göre. Firma değerlerinin maksimizasyonu. Şimdi uzun vadeli borç sabit ödemeli dedik. E, biliyorsunuz e, TL'de alınabilir, döviz olarak da alınabilir borçlar. Yani dolar bazında, bankaların temelde yaptığı yurt dışından sindikasyon kredisi adı altında dolar borçlanmak, TL'ye çevirmek örneğin. E, geçmişte bu daha e, akışkan bir şekilde yapılabiliyordu, herhangi bir firma yapabiliyordu. Yanlış bilmiyorsam şimdi bir kısıtlama var, eğer döviz kazanmıyorsanız firma olarak döviz cinsinden de borç alamıyorsunuz. Şöyle öngörülerde bulunabilirsiniz ama yine de bahsetmekte fayda var. Eğer önümüzdeki vade de ileride TL'nin değer kazanacağını düşünüyorsanız TL krediyi tercih edersiniz. TL'nin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız dolar ıı, ıı, yanlış söyledim. TL'nin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız TL'den borçlanmak daha iyidir. Çünkü daha sonra ödeyeceğiniz aynı miktar TL daha değersiz olacaktır. TL'nin değer kazanacağını düşünüyorsanız ki dönem dönem oluyor bu ülkemizde döngüler halinde birkaç yılı içerecek şekilde. O zaman da dolar borçlanırsınız. Çünkü TL değerlendikçe aynı TL ile daha çok dolar alırsınız. Dolar kazanmıyorsunuz, TL kazanıyorsunuz varsayımıyla. Dolayısıyla daha az maliyetle borçlanmış gibi olursunuz son ödemeniz bittiğinde. Bunun dışında sabit faizli ve değişken faizli borçlarda bulunmakta sizin eğer öngörünüz önümüzdeki dönem enflasyonun tahmin edilenden daha düşük olacağıysa değişken faizle borç alabilirsiniz. Çünkü sabit faiz bugün enflasyonun daha yüksek olacağı varsayımıyla belirlenmiştir. Düştükçe siz kazanırsınız, sabit alan yüksek maliyetten ödemeye devam eder gibi. Bu tür seçeneklerde yani neden bahsediyoruz burada? Öz kaynakla borcun arasında denge kurmanın yanında o uzun vadeli borcunuzun özellikleri de önemlidir. Ne tür borç alacağınızı da belirlemeniz gerekir. Hatta belirtmek gerek, e, bazı tahvil türleri var. Convertible tahvil deniyor, dönüştürülebilir tahvil. Bunlar da e, tahvil sahibine, elindeki tahvili belli bir oranda hisse senede çevirme hakkı veriyor. Bu da bir borcun öz kaynağı çevrilmesi imkanı sağladığı için avantajlıdır. Ne gibi bir durumda? Eğer e, borç aldığınız ödeyemeyecek duruma düştünüz örneğin. Siz bunu hisse i̇şte senedi'ne çevirebilme imkanınız var. Çevirdiği vakit ortak olmayı göze aldıysa yatırımcı size, der ki ha en azından borcum alamasam da ortak olma imkanım var aynı fiyata gibisinden. Daha düşük maliyetli borç da alabilirsiniz ve öz kaynak borç sermaye yapınızı borçtan öz kaynak tarafına doğru çevirmenize imkan sağlar. Bu tür esneklikler var ama temel olarak uzun vadeli borç ve öz kaynak finansmanın oranı çok daha büyük etki yaratıyor bizim sermaye yapımızda. Şimdi ortalama sermaye yapısı kavramı toplam sermayemizin ortalama maliyetidir aslında. Öz kaynak maliyeti çarpı öz kaynakların toplam e, yükümlülükler içindeki payı artı borç maliyeti çarpı borç borcun toplam yükümlülükler içindeki payı basitçe böyle ifade edebiliriz. Şimdi bu durumda ortalama sermaye maliyeti aslında işletmenin gerçek ve tek sermaye maliyetidir. Yani pasif toplamının tümünün maliyeti olarak görebiliyoruz. Şöyle sorular ortaya çıkıyor. Bu durumda borç öz kaynak sermayenin maliyetini etkiler mi? Eğer etkilerse en düşük sermaye maliyetini oluşturacak bir hedef sermaye yapısı var mı? Bu işin bir optimumu var mı? Eğer varsa optimum bu nokta yani hedef sermaye yapısı da borç öz kaynak oranı nedir? Şimdi ilk sorudan itibaren ele aldığımızda, aşağı doğru açtığımızda karşımıza çıkan şey sermaye maliyeti e, öz kaynağın oranına göre, borcun oranına göre değişir mi değişmez mi konusundaki görüşler. dört tane görüş var bu konuda. Net gelir yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı ki bunlar isimleri çok karışası dikkat edin. Üçüncüsü geleneksel yaklaşım, dördüncüsü de modigliani miller yaklaşımı. Şimdi bu grafiği kitabınızdan aldım ama üzerine fazladan bilgilerle e, doldurdum daha açıklayıcı olması adına. Bakalım önce. Dikey eksende %5, %10 yazan yerde fon maliyeti var. Yatayda ise en sonunda e, borç sarmaya oranı var. Yatayda ilerledikçe %100 borca doğru gidiyoruz. E, orijine yani iki e, eksenin kesiştiği noktaya kadar geldikçe yüzde sıfır borç yani yüzde yüz öz kaynak finansmanın oranını kastediyoruz. Şimdi net gelir yaklaşımında Öz kaynak maliyeti var %10. Karşısına da yazmış. Borç maliyeti var %5. İkisinin kombinasyonu az önce söylediğim gibi yüzde oranı çarpı maliyetlerinin toplamı şeklinde. Eğer tamamen %100 öz kaynakla oluşursa yani dikey eksenin tam üzerinde olursa %10 maliyeti var. Çünkü öz kaynak maliyeti on ve sabit. Aynı şekilde borç maliyeti de sabit. Borç maliyeti daha az. Neden? Çünkü Ortaklardan farklı olarak borçlar her zaman öncelikliydi. Parasını alma konusunda daha ön plandaydı. Bu ne demek? Daha az risk alıyorlar demek. Herhangi bir şey ters giderse paralarını öyle ya da böyle büyük miktarını geri alacaklarını varsayırsanız öz kaynak sahiplerine kıyasla daha az risk aldıklarını düşünebilirsiniz. Bu durumda borç maliyeti her zaman öz kaynak maliyetinin altındadır ve değişmeyeceği varsayımıyla bu yasa olarak da korunuyor bu hak. Ne kadar borç alırsa firma o kadar iyidir net geliri yaklaşımında. Yani borç öz kaynak üzerinde bir denge aranmasına gerek yoktur. Ama burada bir varsayım var. Bu da finansal stres sebebiyle sermaye maliyetinin artmaması. Finansal stres ne? Ne demiştik? Öz kaynaklar kar edildikçe sermaye maliyeti olarak ödeme yapılır, temettü dağıtılır. Ama faizler her zaman yani sabit bir giderdir. Aldığınız altında ortaya çıkar, bellidir ne zaman ödeyeceğiniz. Ve gelir elde edip edemezseniz, ee, borcunuzu ödemeniz de problemli hale gelebilir. Şimdi %100 öz kaynakla finanse ederken gelir kazanmasanız da bir yıl idare ediyordunuz. Ama tamamen borçluysa o yılın sonunda mutlaka ödeme yapmanız lazım. Bu da bir finansal strestir. Finansal stres sebebiyle eğer bir e, borç veren e, işletmeye daha çok borç veriyorsa parasını geri alamama ihtimali de doğabilir. Böyle olunca aslında normalde borç maliyeti de artabilir. Aynı öz kaynak maliyeti gibi. Finansal stres ikisini de etkilemesi beklenir. Ama bu, bu net gelir yaklaşımında böyle bir varsayım yok. Hiçbir şekilde fark etmeyeceğini düşünüyor. Borç ve öz kaynak sağlayanlar ve maliyetlerini değiştirmiyor. E borç maliyeti daha düşüktü zaten öz kaynak maliyetinden doğası gereği. Öyle olunca ne kadar borç alırsak o kadar iyi diye yaklaşan bu yaklaşımda, net gelir yaklaşımında işletme sadece ve sadece borçla finanse edilmelidir şeklinde bir çıkarsama yapılır. Ama bu hani doğru değil. Parça parça aşama aşama düşünmek istediğimiz için bunları ele alıyoruz tek tek. Evet yani firma değeri e, sermaye maliyetini daha düşürdüğü için firma değeri de sermaye maliyetine hesaplandığı için firma değeri öyle maksimuma çıkıyor ama burada aslında olan daha çok borç öz kaynak dengesi diye bir kavram e, yoktur diyor. Çünkü %0 öz kaynak demek şirketin olmaması demek. Hani o bir şirket değil çünkü yani en uç noktada hiç sermayesi yok. bir kuruş bile yok. Öyle öyle bir şirket olamaz. Bunu sadece o noktaya yakınsamak olarak düşünmeniz lazım tam onu açıklamıyor. Yani diyor ki aslında dolaylı olarak bunu borç almak daha önemlidir. Öz kaynak bunlara uğraşmamak gerekir gibi bir çıkarsaması var. Ama tabii bu düşünme şeklinin ilk yolu, ikinci yolu net gelir, net faaliyet geliri yaklaşımı. Şimdi bu grafikte de aynı şey. Yatayda ilerledikçe %100 borç, dikey eksenle yatayın kesiştiği noktaysa %100 öz kaynak. Maliyetleri gene aynı koymuş ama bir fark var. Az önce ne dedik? Borç ıı, öz kaynağın önündedir. O yüzden daha az maliyetlidir. Evet burada da geçerli bu. Ama firma borç aldıkça borçlular daha avantajlı konuma geçeceği için mevcut gelirden ilk ıı, ödemeyi alacakları için borç oranı arttıkça öz kaynak ıı, kendisinin alacağı, kendisine faiz ödemelerinden sonra kalacak miktarı daha riskli görmeye başlar. Dolayısıyla daha yüksek getiri talep eder. Yani ben paramı alma ihtimalim çoksa atıyorum %20 getiriyi kabul ederim ama paramı almam riske girdikçe daha yüksek getiri beklerim. Sen bana %100 ver derin. Çünkü 10 tane firmaya öyle yatırım yapsam biri batacak elbet. Diğerlerinden daha çok kazanacağım. Onu e, oradan kompanse edeceğim. Yani daha yüksek getiri aldığım şeyleri zar atarak gibi düşün. Bir tane probleme giren ihtimali olan firmadan birinin probleme girmesiyle yaşayacağım kaybı diğerleriyle finanse etmek için daha yüksek maliyet e, isterim öz kaynak için bir yatırımcı olarak. Bu sebeple öz kaynak maliyeti artıyor. E, borç maliyeti sabitte. Bu net faaliyet geliri yaklaşımı öyle bir e, noktada duruyor ki diyor, borç aldıkça öz kaynak maliyeti artar ve öyle bir artış oranı da o boyuttadır ki ortalama sermaye maliyeti değişmez. Yani ikisi birbirini dengeler. Burada da varsayım var. Finansal stres demiştik. Finansal stres burada öz kaynak maliyetini arttırıyor ama borç maliyetini arttırmıyor. Borç maliyetini de arttırır aslında. Yani %100'e doğru gittiğini düşünün. Yine eğer firmanın gelirlerini sağlama ihtimali %100 değilse bir risk artışı olacaktır. Çünkü %100 olamaz zaten. %90 bile olsa %100'ü borç, %99'u borçla finanse edilen bir firmanın o %9'luk kısım parasını alamama ihtimali doğuyor. O zaman borç verenler de daha yüksek finansman maliyeti talep etmeye etmeye başlıyorlar. Bu faaliyet geliri yaklaşımında bu varsayım, yani finansal stres varsayımı borç maliyeti için geçerli, değil. sadece öz kaynak maliyeti için geçerli. Dolayısıyla ne diyor? Ortalama sermaye sermaye maliyeti değişmez dediği için optimum sermaye maliyeti yoktur diyor. Çünkü sabit. Optimum yoktur. Her noktada aynıdır. Borç aldıkça evet, borcun maliyeti daha düşük ortalama sermaye maliyetini düşürür ama Borç oranı arttığı için öz kaynak sahipleri de daha yüksek getiri talep edeceği için ortalama sermaye maliyeti değişmez diyor. Yani bu şu demek aslında, işletmenin riski e, finansal olarak etkilenmiyor. Yalnızca ve yalnızca gelirlerinin riskiyle ilgili. Yani gelirlerinden giderleri düşünce kalan miktarla ilgili. Gelirler dalgalanabilir, giderler dalgalanabilir. Dolayısıyla faaliyet riski de vardır finansal riskten başka. Bu yaklaşım diyor ki finansal riski yoktur, faaliyet riski vardır. Öyle aklınızda kalabilir. Net faaliyet gelirinde finansal etki yoktur, faaliyet etkisi vardır sadece gibisinden düşünebilirsiniz. O yüzden finansal etki olmaması ne demek? Ortalama sermaye maliyetinin hiçbir borç öz kaynak oranında fark etmeyeceği manasına gelir. Üçüncüsü geleneksel yaklaşım. Bu yaklaşım diğerlerinden daha gerçekçi. Ve diğerlerindeki özelliklerini aslında ele aldığımız konuların hepsini beraber içerdiği için de bir sonraki aşama olarak geliyor. Şimdi borcun faizi vergiden düştüğünü söylemiştik. Bu yüzden bir avantaj sağlıyordu. Parasını geri alıp 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 almamasından bağımsız olarak vergi olduğu sürece diyor geleneksel yaklaşım borç daha az maliyetlidir. Vergiden düşüldüğü için gider yazılabildiği için. O yüzden %10, bakın dikey eksende fon maliyetinde %10 öz kaynak başlangıç noktasında. %5 de borç maliyeti için koyabiliyoruz böyle olunca. Evet borç maliyeti öz kaynak maliyetinden daha az. Burada öz kaynak maliyeti borç arttıkça artıyor. Net faaliyet gelirinde olduğu gibi. Ama bunun yanında borç maliyeti de belli bir noktadan sonra artıyor. Çünkü çok fazla borç almak artık borçların da parasını geri almasını riske sokabileceği için onlar da daha yüksek getiri talep ediyorlar. Dolayısıyla borcun arttığı noktaya kadar sermaye maliyeti, ortalama sermaye maliyeti düşüyor. Borç ve öz kaynak maliyeti ikisinin birden artış gösterdiği noktada haliyle ortalama sermaye maliyetinde artacağını görebiliriz. Ortadaki çizgi mavi okla işaret ettiği nokta eee Y, y bakın e, yata yatay eksende Y yazmış. O, o nokta borç öz sermaye oranı yani belli miktar bir borç belli miktar bir öz sermaye e, durumunda en düşük sermaye maliyeti sağlanacağını söylüyor. Örneğin devamındaki X noktasında yani gereğinden fazla borç alındığında sermaye maliyeti borç maliyeti arttığı için ve öz kaynak maliyeti zaten arttığı için daha yüksekte gerçekleşiyor ortalama sermaye maliyeti. Sonuç olarak Öncelikle şunu da söyleyeyim, burada bir e, gerçek dışı bir varsayım yok. Hani öyle işte borçlar da finansal stres yoktur veya öz kaynakta yoktur gibisinden. Ge Tamamen gerçekçi bir yaklaşım bu, geleneksel yaklaşım. E, o yüzden aslında gerçek hayata da uygun. Sonuç olarak da da buna göre e, borç olarak belirli bir düzeye kadar e, ortalama sermaye maliyetimizi düşürebileceğimizi söylüyoruz. Dolayısıyla optimum bir sermaye yapısı olduğunu söylüyoruz. Az önce de senin de belirttiğin gibi bu optimumda da sermaye e, firmanın değeri en yüksek oluyor. Çünkü ortalama sermaye maliyeti en düşük oluyor. E, son yaklaşım Modigliani-Miller yaklaşımı diye geçiyor. Bu yaklaşım belli varsayımlar altında çalışıyor. Bu varsayımların geçerli olup olmamasına takılmamak lazım. Sadece bir düşünme yöntemi sağlıyor bize. Bu varsayımlardan her biri biraz, her biri gevşerse yani varsayım geçerli olmazsa ne olacağını analiz etmenin size e, sermaye yapısı hakkında daha çok öngörü kazandıracağı için bu yaklaşım e, anlatılmaya değer. Varsayımları ne? Öncelikle yatırımcılar ve firmalar aynı maliyetle sonsuz miktarda borçlanabilir. Şu demek. Ben gidiyorum borsadan bir hisse senedi alıyorum. Eee istersem çok çok daha fazla alabilirim hisse senedi. Niye? Çünkü sonsuz borç alabiliyorum ama hani gerçek hayatta böyle bir şey yok ama böyle olduğunu varsayıyoruz. Herhangi bir yatırımcı parası olsa da olmasa da istediği kadar hisse senedi alabiliyor. Dolayısıyla yani borç da alabiliyor. Sermaye piyasasında işlem yapmanın maliyeti yok, var. Yani şu an var baktığımızda. Ama eğer sermaye piyasası etkin çalışsaydı yani hepimiz hisse alıp satsaydık bu maliyetler dikkate alınmayacak kadar küçük bir seviyeye düşebilirdi. Dolayısıyla olmayacak bir durumda olabilir. Şöyle örnek verelim. Sermaye piyasası gelişmiş bir ülkede e, ee, işlem yapma maliyeti sermaye piyasası gelişmemiş bir ülkeye göre daha düşüktür. Ve uç noktada hani her bu bu sermaye piyasaları geliştikçe işlem maliyeti olmayacaktır diye gibi de düşünebilirsiniz. Diğeri vergilendirme borç ve öz kaynak maliyetinin farklı yaratmaz. Yarattığını söylemiştik ama nasıl yaratmayabilir? Örneğin hiç vergi alınmazsa kurumlar vergisi fark yaratmaz. Veya e, faizler bir gider olarak sayılmazsa o zaman da şey olur. Vergiden düşemezsiniz faizi. Dolayısıyla bir avantaj sağlamaz. Bu gibi durumlarda vergilendirme borç ve öz kaynak maliyetinin farklılık yaratmaz. Yaratıyor mu şu an yaratıyor ama yaratmayacağını varsayıyoruz burada. Yatırımcılar ve firmalar piyasadaki tüm bilgiye eşit olarak sahiptir. Aslında sahip değiliz. Şu sebeple firmaların kendi sırları vardır. Yani kağıda dökülemeyen, belgelenmeyen sözlü olarak teminatını aldıkları veya bildikleri şeylerden ötürü ileride daha çok para kazanacaklarını onlar biliyor olabilirler biz bilemeyiz. Eğer her şeylerini dışarıya açsalardı yani ticari bir sırları olmasaydı bile her firmayı inceleyemeyeceğimiz için milyon tane firma var çünkü. Yani gerçekten sayısı milyonla ölçülüyor. Hepsini akıla tutup değerlendiremeyeceğimize göre aslında tüm bilgiye her zaman herkes eşit şekilde sahip değildir. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki piyasalar geliştikçe ee, işte raporlama, doğru raporlama, işte verileri analiz etme, bilgisayardan faydalanma gibi yöntemlerle e, firmalarla yatırımcı arasındaki bilgi farklılığı azalmıştır günümüzde. Evet bu tüm varsayımlar altında iki tane önermesi var Modigliani Miller'ın. İlki hissedarın kendi başına ayarlayabileceği borçluk düzeyini firma tarafından yönetim, yönetilmesi anlamsızdır. Firmaya fazladan bir değer katmaz. Bunu şöyle örneklendireyim. Ben de eğer firma kadar borç alabilme, aynı maliyetle ve sınırsızca borç alabiliyorsam, benim yatırımım olan firmanın borç alması bir şey fark etmez. Borç almak yerine öz kaynak istesin, ben gidip o sınırsız borcu ben alayım, firmaya vereyim, öz kaynak olsun. Yani hiçbir farkı yok bunun. Böyle olduğu için fazladan bir değer yaratmaz. Bu ne demek? Borç ve öz kaynak yapısını ayarlayarak firma bir değer yaratamaz. Bu varsayınlar altında demek istiyor. İkincisi de firmanın borçluğu arttıkça öz kaynak maliyetinin artması. Bu net faaliyet geliri yaklaşımına benzer bir şey. Firmanın borcu yoksa öz kaynaklarından beklenen getiri oranında varlıklarından beklenen getiri oranına eşit olması. Yine net faaliyet geliri gibi düşünebilirsiniz burada. Hani demiştik ya sadece firmanın faaliyet riskliliğine yönelik getirip talebi olur diye. Aslında burada kastedilen yani bu ikinci önermede kavramsal bir ayrıma gidiliyor. Faaliyet riski ile finansal riski birbirinden ayırmış oluyor. Finansal riski yoktur diyor. Hani ortama masa yoktur. Sadece faaliyet riski vardır. Şimdi bakalım biraz daha açalım bunu. Bir ve ikinci önermeye göre burada bahsettiğim öz kaynak maliyeti firmanın toplam riskiyle orantılıdır. Toplam risk ile toplam risk faaliyet riski ve finansal riskin bileşimidir. Tamam Modigliani-Miller o koşullar altında e, finansal risk olmadığını varsaymış ama en basitinden vergi. Vergi diye bir şey var e, kurumlar vergisi. Dolayısıyla borçla e, öz kaynak arasında bir e, avantaj farkı var maliyet açısından. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? ha Öyleyse fark eder ama diğer koşullarda var. Demek ki biraz daha az fark eder. Etkileyecek başka koşullarda var. Örneğin bilgi farklılığından bahsettik. Bilgi farklılığı giderilirse demek ki sermaye, borçla öz kaynak arasındaki sermaye maliyeti azalır. Biraz daha böyle düşünebiliriz. Evet burada Modigliani Miller faaliyet riskiyle finansal riski birbirinden ayrıştırıyor. Ve kendi varsayımları içerisinde finansal riskin olmadığını yani sermaye yapısı değiştirerek firma değerini arttıramayacağını söylüyor. Optimum sermaye yapısı da yok bu sebeple. Ama gerçekte dedik finansal stres var, iflas riski var. İflas riski sebebiyle çok 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 fazla borç alamıyoruz. Demek ki evet bir miktar borç alabiliyoruz. Sistematik düşününce, yani millere göre sistematik düşünebiliyoruz. Sistematik düşünce de böyle bir çıkarsamaya gidebiliyoruz. Dolayısıyla ortalama sermaye maliyeti az önce belirttiğim gibi borcu da dikkate alarak öz kaynak maliyeti çarpı öz kaynak oranı çarpı borç maliyeti örneğin %20 1-T %21 şu an %20 desek yuvarlak kurumlar vergisi 0.80'de çarpıyoruz. %16 aslında bize maliyeti. Çarpı borcun yüzdesi. Ortalama sermaye maliyetini böyle hesaplıyoruz. Az önce de bahsettim bilgi farklılığı vardır fakat azalıyordu dedim. Ve ayrıca sonsuz miktarda da borç alamıyoruz. Yani ben gidip bir hisse senedi benden çok daha uygun bir firma borç miktarda borç alabilir haliyle bir birey olarak bana göre. Demek ki borç almasının da belli miktarda bir değeri var gibisinden yorum yapıyoruz burada. Buna da arbitraj deniyor. Arbitraja şöyle bir örnek verebilirim size. E, mallar üzerinden vereyim. Amerika kıtasındaki bir mal, buradaki mala göre daha ucuzsa, aynı eşdeğer mallar. Şeye bakarım, Amerika'dan buraya taşıma maliyetine bakarım. Eğer taşıma maliyetim e, aradaki farktan azsa, malı buraya getirip satmak benim için karlıdır. Dolayısıyla bunu da e, arbitraj kavramı gereği... E, borç alarak yapıyorum. Kendim bir şey koymuyorum. Risksiz bir işlem olduğunu varsayıyorum. Hiç benden para çıkmadan hani bu 30 günde taşınıyor mal kıtalar arası. 30 günlük borç alıyorum. Benden hiç borç hani kendim bir para harcamadım. 30 günde taşınıyor. Aradaki taşıma maliyetiyle fiyat farkı arasındaki kadar parayı alıyorum. Geri kalanını bankaya veriyorum örneğin. Bunun gibi. Bu efendim? Evet, arbitraj Bunlar da düşünebilir, şey de düşünebilir, hisse senetler arasında da. Eğer bir firma e, şeyse, daha e, firma değerliyse bir yatırımcının gözünde, sonsuz borçlanarak herkes veya parası da olmayan, borçlanacak imkanı da olmayan, o firmayı değerli bulduğu için ve gerçekten de bilgiye sahip olduğunu varsaydı, gidip o, o firmayı aldığı zaman aslında fiyatı, paranın maliyetini dengelemiş oluyor. Dolayısıyla fiyatı dengelemiş oluyor. Ama işte dediğim gibi arbitraj sınırlı yapılabiliyor bu gibi sebeplerden ötürü sermayenin o op, maliyetin optimumu var aslında. Yani günümüzde gerçekte uygulamada sermayenin optimum bir maliyeti vardır. Belli miktarda borç kullanmak gerekir. Şimdi firma ilk olarak oto tercih ediyor. Niye? Herhangi bir çıkar, e, finansman temin etme maliyeti yok demiştik. Dışarıdan finansmanın her zaman maliyeti vardır. Bilgi, aynı sizinle aynı bilgiye sahip olmadıkları için ya bu firma ya o göründüğü gibi değilse diyerek bir prim eklerler kendine, güvenlik primi eklerler. %3-5 faiz olabilir bu. Bundan dolayı dış finansman daha pahalıdır. E, borç dedik avantajı var. O zaman e, vergiden düşülüyor. Borç, oto finansmandan sonra tercih edilecek ikinci finansman yöntemidir. Son yöntem ise ilave öz kaynaktır. İşte bu sebeple aslında öz kaynak e, temininin olumsuz sinyal etkisinden bahsediyorlar. Biz her türlü bilgiye sahip değiliz. İşletmelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Diyoruz ki borç almak daha avantajlıydı. oto e, da finansman sağlayamamış. Borç alamıyor demek ki ilave öz kaynak kullanıyor gibisinden yorum yapılıyor. Buna da bu sıralamaya da finansman hiyerarşisi deniyor. Şimdi optimal sermaye yapısı dedik. Bunu da başa baş analizine bakalım. Bir işletme düşünün. Gözüküyor mu? Duran varlıkları 600 bin lira, dönem varlıkları 200 bin lira, toplam 800 bin lira varlığı var. Karşında 800 bin lira yükümlülüğü var bilançonun sağında. Bunun 400 bini öz kaynak, 200 er binde de kısa ve uzun vadeli borç. Bu işletmenin de mevcut bu bilançoya denk gelen gelir tablosunda faiz gideri 100 bin lira diyelim finansman maliyeti. Şimdi 200 bin lira yeni yatırım yapacak. Aynı karlılık oranıyla aynı yatırımla büyütecek diyelim. İki seçeneği var. İlki 200 bin lira borç almak 125 faizle. Baktığımızda zaten mevcut faiz oranı 125. Çünkü kısa ve uzun vadeli borcu 400 bin. Mevcut faizleri 100 bin. 100 bin bölü 400 bin demek ki %25'miş. Yani mevcut koşullarında alıyor ortalama borçlarını. Nominalde ikinci seçeneği de 200 bin TL nominal değerli hisse Yani 200 bin TL'nin tamamını öz kaynak olarak finanse etmek. İşletmenin borç almak veya ilave öz kaynak sağlamak tercihinde kayıtsız kalacağı bir nokta var. Bu da e, faiz ve vergi öncesi kar üzerinden ölçülüyor. Şimdi vereceğim örnek için bu 250 bin lira. Nasıl yapıyoruz? Hisse başına kar hesabı yapıyoruz. Çünkü niye firma kayıtsız kalıyor? Ortaklarının kar, e, çıkarını gözettiği için. Ortakların çıkarı neyle ölçülüyor? Hisse başına karla ölçülüyor. Faaliyet vergi öncesi kar. Sol tarafta sarıyla gösterdiğim 200 bin lira 125 faizle borç alma seçeneği için yeni durumun hesaplanması. Faiz ve vergi öncesi kar, eksi, finansman gideri. Daha sonra da vergiyi çıkıyoruz net kar ulaşmak için. 1 0.20. 0.20 kurumlar vergisiydi. Bölü 400 bin. Niye? 200 bin lira borçta sağlandı. Öz kaynak 400 bindi. 400 bin kaldı. Şimdi 250 bin olursa faaliyet vergi öncesi kare 250 bin yazarsak 250 bin eksi 150 bin 100 bin lira. 100 bin çarpı 0.80 80 bin lira. 80 bin bölü 400 bin yüzde 20. Diğer tarafa bakalım. Yani hisse senediyle nomine, 200 bin TL'lik hisse senedi nominal hisse senedi ihracıyla e, finanse edilirse yatırım. Faaliyet vergi öncesi kare yine 250 bin lira demiştik. Bu sefer mevcut faiz gideri değişmiyor geçen yıl aynı çünkü bu ilave borç almadı 250 bin eksi 100 bin 150 bin 150 bin üzerinden %80'ini alıyoruz bu rakamı da 600 bine bölüyoruz bunun da karşılığı yine %20. yani yüzde yirmilik bir oranda getiri oranında faaliyet vergi öncesi kar 250 bin lira oluyor ve bu noktadan 1 TL bile fazla borç almak istese işletme, faaliyet vergi öncesi karı 250 bin lira olduğunda istese borç da alsa olur, öz kaynakta da alsa olur demek bu. Şimdi bir de şu açıdan bakalım. Faaliyet vergi öncesi kar 250 bin lira. 250 bin vergiyi düştük. Sonra yeni durumdaki toplam varlığa böldük. Net kar Böyle aktif toplamı dedik çünkü. Bunu baktığınızda bu 250 bin bölü çarpı 0.20 bölü 1 milyon yüzde 20 ediyor. Bu neye denk geliyor? Borçların vergi sonrası faaliyet oran, e, borçların vergi sonrası maliyetine denk geliyor. Yani şunu diyeceksiniz. Size bir soru geldi örneğin. Özetleyeyim. %25 ile borç al yukarıyı görmeyin, %25 ile borç almak nominalize senedi ihracı. Bu işletme hangi faaliyet vergi öncesi kar düzeyindeyken yeni bir borç alması veya öz kaynakla finanse etmesi ona bir fark yaratmaz. Yani optimal sermaye yapısına başa baş noktasını veren faaliyet vergi öncesi kar nedir diye sorulduğunda %25. Vergi oranı kaç? %20 diyorsunuz. Hemen onu çarpıyorsunuz, çarpıyorsunuz. Evet %20, 1 eksi %20, %80 çarpı 0,25. %20, ha %20'ye denk gelirse ise başına kar borç alındığı durumda. Demek ki başa başmış diyeceksiniz. Denklemde yerine koyacaksınız. %20 eşittir. Fibre eksi, sarı kısmı söylüyorum 150. Karşı taraf da olur fark etmez. Çarpı 0,80 bölü 400 bin. Bu denklemi yaptığınızda çıkan faaliyet vergi öncesi kar rakamı 250 bin olarak bulmanız gerekiyor. Tersten söyledim bunu tekrar. Şimdi <laughs> faaliyet kaldırıcı ve finansal kaldıraç dedik. Modigliani Miller de bize bu, bu kavramları veriyor dedik. Toplam firma riskini bu ikisi oluşturuyordu. E o zaman işletmenin toplam gelir ve giderlerinde de ki kalemleri de faaliyet kaldıracına ve finansal kaldırıcı göre sınıflandırabiliriz. Kaldıraç kavramı ödemek zorunda olunan miktarla ilişkilidir. Yani sabit giderleri sizin ödemeniz zorunlu olan miktarlardır. Değişken giderlerse satış yaptıkça ortaya çıkar. Dolayısıyla sabit değişken giderler olarak ayırabiliriz tüm gelir ve gider kalemlerini, gider ve gelir kalemlerini. Örnek veriyorum. Sabit giderlerde faaliyet giderlerimiz var. Makine aldık bunun amortismanı sabit bir gider. Kira ödüyoruz sabit bir gider. Finansman giderimiz diğer tarafta sabit faiz ödemeleri sabit bir gider. Değişken giderlerde faaliyet giderinden örneğin üretimde kullandığımız enerji işçilere ödenen işçilik gideri veya ham madde malzeme gideri bunlar ürettikçe harcanacak ve ortaya çıkacak giderlerdir. Finansman giderleri de temettü değişkenlik gösterir çünkü kar ettik, kar edersek faaliyetlerimiz faaliyeti yap satış yapabilirsek kar ederiz, kar edebilirsek temettü veririz yani değişkendir. Gelirlerin de bir kısmı sabit, bir kısmı değişkendir. Böyle düşünülebilir. Bir simitçi düşünün. Simit satıyor. Her gün atıyorum bin tane simit satabiliyor. Ama pazar günleri 1200 tane satıyor. Veya değişiyor işte. Hani havanın durumuna göre değişiyor. Dondurma. Yaz, yaz, boyun, yaz sıcak geçerse dondurma daha çok satar. Ama bilmiyorsunuz. Ama ortalama bir, bir, dondurma satışı artıyor zaten. O sizin zaten satacağınızı öngördüğünüz kesin satış olarak bakabilirsiniz. Değişecek kısmı da havanın sıcaklığına göre değişecek olan kısmıdır. Böyle gelirlerinizde değişiklik gösterebilir. Şimdi kar nasıl oluşuyor? Garanti satışlar, bu bahsettiğim artı belirsiz değişkenlik gösteren dalgalanan satışlar, eksi satışları oranlı giderler, yani değişken giderler ve sabit giderler. Bunları düştükten sonra işte burada kalan miktar bizim karımızı veriyor. Bu noktada faaliyet kaldırıcını formül olarak açıklayalım. Satışlar eksi değişken giderler bölü satışlar eksi değişken giderler eksi sabit giderler. Satışlar eksi değişken giderler eksi sabit giderler ne demek? Faaliyet vergi öncesi kar, faaliyete yönelik tüm giderlerin çıkmış hali. Evet, yani alttaki ne sözlü olarak yorumlayabilirsiniz. Satışlardaki yüzde değişim faaliyet ve vergi öncesi karda ne kadarlık bir yüzde değişim yaratır demek oluyor bu. Satışlar eksi değişken giderler ne demek? Sat, ne kadar satarsam satayım. Değişken giderim değişmiyor, hani ürün başına gider. Bu satışlar eksi değişken giderler. Satışlar arttıkça artan kısım. Satışlar eksi değişken giderler, eksi sabit giderler. Tüm giderleri karşıladıktan sonra elime kalan kısım. Böyle düşünün. Finansal kaldıraçta faaliyet vergi öncesi kar bölü faaliyet vergi öncesi kar eksi finansman giderleri kalem kalem aşağıya indiğiniz düşünün. Satışlar bölü faaliyet vergi öncesi kar. Satışkan değişken giderler bölü. Faaliyet vergi öncesi kar bölü faaliyet vergi öncesi kar eksi finansman giderleri. Bu da e, faiz ve vergi öncesi kar özür dilerim. Faiz ve vergi öncesi kardaki yüzde birlik bir değişim hisse başına karda yüzde kaçlık bir değişimi sebep olacağını gösterir. Toplam kaldıraçta bu ikisinin mıdır? Finansal kaldıraç çarpı faaliyet kaldıracı. Yani üstteki iki formülü çarparsanız bu şunu bulursunuz. Satışlar eksi değişken giderler bölü faaliyet vergi öncesi kar eksi faiz ve vergi öncesi kar eksi finansman giderleri. Şimdi bunları rakamsal olarak açıklayalım. Formül olarak dediğim gibi ilk satırlar isimlerinin karşısındakilerini aklınızda tutsanız yeterli. Gerisi anlaşılacak şeyler. Ben burada bir örneklendirme yaptım. Örneğe bakalım. Hangi bilgileri verdim? En sağdan başlayın. Faiz giderlerini verdim. Sabit giderleri, değişken giderleri, bunları verdim. Ve toplam satışlarını verdim bu noktada. Diğerlerinin hepsi türetebileceğiniz şeyler. Örneğin toplam giderlerine ilk sarı satıra bakın. 5 bin lira faiz gideri var, 5 bin lira değişken gideri var, 10 bin. 10 bin lira sabitleri var, 20 bin toplam gideri varmış. Satışları 25 binmiş bu firmanın. E, faiz vergi öncesi kar ne? Bu giderler düşüldükten sonra kalan miktar. Vergiyi düşmedim. 15, 10. 10 bin lira faiz öncesi çünkü. 10 bin lira. Çünkü ne dişti? Değişken giderler 5 bindi. Sabit giderler 10 bindi. 15 bin. Satışlar 25 bin ise 25 bin eksi 15 bin. 10 bin lira faize ve vergi öncesi karı var. E, formül yukarıda yazıyor zaten bakarsanız. En sol tarafa faaliyet kaldıracını yazdım. sıfırlara attım net olsun diye. Satışlar 25 bindi, 25. Eksi 5 değişken giderler bölü. Satışlar eksi değişen giderler sabit giderler. Yani 25.000 bin eksi 5 eksi 10 .000. Yani 25 bin eksi 15 bin 10 bin. Ne oluyor bu? 20 bölü 10 faaliyet kaldırıcı 2'ymiş diyoruz. Finansal kaldıraç neydi? Faaliyet vergi öncesi, faiz vergi öncesi kere hesapladık. Faiz vergi öncesi, öncesi kar bölü Faiz ve vergi öncesi kar eksi finansman giderleri. Yani 10.000 bölü 10.000 faiz gideri neydi ilk sarı satırda? 5.000, 10.000 eksi 5.000, 5.000, 10 bölü 5, 2. Toplam kaldıraç bu ikisinin çarpımıydı. 2 çarpı 2, toplam kaldırıcı 4. Her satırı tek tek böyle hesaplıyoruz. 3 satırda birer firmayı temsil ediyor burada. Sarı satır orta risk düzeyindeki bir firma. Niye? Toplam kaldıracı ikisinin arasında. Çünkü 4, 2,5, 5. 5. Kaldıraç ne kadar yüksekse firmanın riskliliği o kadar yüksektir. Orta riskli firma 4. Az riskli olan firmanın toplam kaldıracı da düşük. 2,5. Çok riskli firmanın kaldırıcı ise toplam kaldırıcı, üçüncü sütundaki en yüksek 5. Şimdi bölerek baktığınızda sarı satır orta riskli firmada faaliyet kaldıracı 2 idi. Finansal kaldırıcı da 2 Toplam kaldırıcı 4. Kırmızı satıra bakın en alttaki. Faaliyet kaldıracı sarı satırdaki orta riskli firmaya göre daha düşük. Demek ki faaliyet e, ben, faaliyetleri daha az riskli şekilde kurgulamış bu firma. Ama finansal kaldıracı 3. Yani sarı e, satırdaki orta riskli firmaya göre daha fazla. Finansal kaldırıcı daha yüksek. Faaliyet kaldırıcı daha az, finansal kaldırıcı daha yüksek. Toplam olarak kaldırıcı yani riskli sarı olan firmadan daha yüksek. Net kar marjı hakkında yorum yapamayız. Kaldıraçlar faiz vergi öncesi kar düzeyine bağlı olarak değişir. Aynı yapıda 10 bin lira faiz vergi öncesi kar elde ettiğinizde kaldıracınızla 25 bin lira faiz vergi öncesi kar ettiğiniz durumdaki kaldıracınız farklıdır. O yüzden o konuda bir yorum yapamayız. Şimdi örneğe bakalım. 3 üç, 3'er satırdan oluşan 3 ana satır var. Üstteki sarı, ortadaki işte yeşilimsi, en alttaki kırmızı. Sarı olan normalde en sağda yazıyor. Orta risk düzeyi. Yeşil olan az riskli, en alttaki kırmızı çok riskli. Buradakiler sadece her bir satır az önce örnek verdim ya, sarı firmanın birinci durumu için geçerli. Altındaki satır sarı firmanın ikinci durumu için geçerli. Üçüncü sarı satırsa aynı firmanın üçüncü durumu için geçerli. Ne değişiyor burada? Toplam satışlarda değişiklik var sadece. Kalemler değişen bu. Ne olur? Garanti satışlar demiştim. Hepsinin belli bir düzey garanti satışı var ve aynı. İlk yıllardaki belirsiz satışları aynı. İlk satışlar 15-15-15. Zaten yandaki satırı buraya taşıdım aslında baktığınızda. Bir önceki slayttaki 3 tane firmanın tekli satırını... Üçer gruplardaki satırların en üstüne taşıdım burada. Şimdi bazı durum 25 bin lira toplam satışlar. Satışların %100 arttı. İkinci satırlara bakın her üçlü grupta da. Satışlar %100 artmış. Ama hangisi belirsiz olan? Diğerleri sabitti zaten. Dedim. Öyle mi yaptım? Evet %100. Çünkü 15 binlik satış 30 bine çıkmış. 10 artı 30 bin 40 bin. Sarı için konuşuyorum ikinci satırda. Toplam satışı 40 bin. 25 bin, 40 bin, 15 bin. Üçünde satışları böyle. Bunların e, toplam kaldıraçları farklıydı az önce bakmıştık. Neydi? Sarınınki 4, yeşilinki 2,5, kırmızınınki 5. Kırmızı 5. E, satış miktarları değişimleri aynı bakarsanız. Aynı durumla karşılaşmış Üç farklı kaldıraca sahip firma. İlk firma orta risk düzeyindeydi. Toplam satışları 25 binken 5 bin lira kar ediyor. Satışlar 40 bine çıktığında 17 bin lira kar ediyor orta riskli firma. Az riskli firmaya bakarsanız orta üçlü satırdaki orta satır, en orta satıra yani aynı satış düzeyi artışında yani 25.000'den 40.000'e çıkınca 12.500 lira kar ediyor. Başa baş değil. Kar, başa baş kar, kar sıfırdır. hani o maliyet hacim kar analizi bizim dersin konusu değil. Ama bak ikinci satır ortadaki üçlü satır grubunun ortasındaki satır karı 40.000 satış düzeyinde 12.500. Niye? belirsiz satışlar dedim. satışların toplamı neyi değiştiriyor? Değişken giderleri değiştiriyor. Ona göre hesaplanarak ortaya koydum bunu ben. 12.500 lira oldu. Riskli firmaya bakalım. Satışlar 25.000'den 40.000'e çıktığında en alt satırda. Şöyle mouse'ta gösterebiliyor muyum? Evet. Gösterseymişim ya. Şu 40.000'e 40 çıktığında 20.000 lira. Neymiş? Çok, çok riskli firma satış artışında daha fazla kar ediyormuş. Az riskli firma normal firmaya göre daha az kar ediyormuş. Bir de bakalım toplam satışları 25.000'den 15.000'e düşürelim. Normal firma 3.000 lira zarar zarar etti bu noktada. 15.000 lira satış olduğunda. Niye? Değişken giderleri satışlarına oranlıydı. 5'te 1'i bakın ilk satırda sarı firma için 25.000'lik satışların 5'te 1'i 5.000 değişken gideri var. En az satıldı sarı firma sarı için. 15.000'in 5'te 1'i 3.000 lira. Sabit gideri sabit, faiz gideri sabit 10.000 lira. 15 bin, 18 bin gideri var. 15 kazanmıştı, 3 bin zararı var. Riski az olan firmaya bakalım ikinci satırda. 15 bin lira satışı var. Bunun da ilk satırdan bakarsanız 25 bin lira satışa karşılık %50 değişken gideri 12 bin 500 liraydı. Dolayısıyla 15 bin liranın yarısı 7500 bin 500 lira. E, faiz gideri sabit 2500 Şurası. Faiz gideri de sabit. Topla şu ikisi 7500, 7500, 15.000, 15.000 gider, 15.000 gider kafada sıfır. Daha az riskli. Bakın normal olan zarar etmişti. Bir de daha çok riskliye bakalım. 15.000 lira satış yaptığında 20.000 gider yapıyor. Çünkü tamamen sabit gideri vardı. Satış azaldıkça azalacak bir değişken gideri yoktu. Dolayısıyla 20.000 eksi 15.000 eksi 5.000, 15 15.000 eksi 20.000 eksi lira zararı var karşılaştırırsanız kötü durumda az riskli firma zarar etmezken çok riskli firma normal firmadan daha çok zarar ediyor. Şu ikisi karşılaştırılacak. Bunun düze çıkması için ne Fiyat, ne bu bir şey yapamaz. Bu zarlar atılırken böyle pozisyon almış. Yani <laughs> bazı durumda mesela bu yıl bazı durum bu yıl olduğunu düşünün. 3 tane firma var. 3 tane siz aynı firmasınız. 3 seçeneğiniz var. Ya diyorsunuz ki değişken giderlerimiz olmasın, sabit giderleri ayarlayalım. Hani makine alalım, işçi kullanmayalım örnek veriyorum. İşte bir kısmı diyor ki öz kaynak aynı zamanda da şey, çok borç alalım. Hani öz kaynakta finanse etmeyelim, sabit gider yaratıyorsunuz. Çünkü seneye iyi olacağını düşünüyorsunuz örneğin. 5 kaldıraç edelim. ama işte arkadaşımız diyor ki ya diyor seneye ne olacağı belli olmaz. Değişken giderlerimize bağlayalım. Hani satışlarımıza bağlı olarak her şey hiç makine tutmayalım elimizde. Hep işçilere yaptıralım. Satamazsak işçileri çıkarırız diyor mesela. Sabit gider o yüzden çok düşük. Yeni de borç almayalım diyor. Mevcut yapı iyi diyor. Sabit faiz gideri yaratmayalım. 5 bin lira. Ondan sonra gerçekleşene bakıyoruz. Şu alttaki ikisini karşılaştıralım. Çok riskli, az riskli. Satışlar gerçekten artarsa bu makine alalım, işte borç alalım, daha çok işte kâr şekilde kaldıraç kullanan diyen firma kazanmış oluyor. Yani daha fazla 20 bin kazanırken 12 .500. Bu kararla 7.500 lira öbür arkadaşına veya yöneticiye fark attı bu kararı aldığı için. Ama zarar etseler temkinli olan arkadaş, yönetici zarar etmezken, şey zarar etseler diyorum satışlar artmak yerine düşseydi temkinli olan yöneticinin firması zarar etmezken risk alan yöneticinin toplam riski yüksek olan firmanın zararı olacaktı. Bakın buradaki rakamları da sabit giderleri var, hiç değişken gideri yok. En az zarar eden de de bakın 7500, 2500, 500. En dengeli bu. Sabit gideri değişken gideri kadar. Şuraya bakın, mesela 3000'e değişken giderine kadar 3000, sabit gideri 15000. E Burada 75000'e 7500. Hani aynı. Öyle olunca bu daha çok değişken gider yaptığı için kaldırıcı daha düşük. Hem finansal kaldıracı hem faaliyet kaldıracı daha düşük. Dolayısıyla da zarar etmemiş. Şimdi toplam kaldıraçla kar arasındaki risk ilişkisi böyle. O zaman sermaye yapısından bahsettik ya. Bugün sermaye yapısının optimal noktası yani sabit kısımla ilgilenmiyoruz. Bunlar maliyet hacim kar vesaire ile ilgili ama faiz kısmı ile ilgili olarak şunu diyoruz. Finansal yönetici şu ileriki durumu göze alarak da hani optimum bugün için bir optimum nokta var. Bir de yarının ne olacağına göre optimum nokta da değişiyor. Eğer durum iyi gerçekleşirse satış %100 artarsa daha çok borç kullanmış olan firmanın lehine oluyor sonuç. Ama satışları azalsaydı, talep düşseydi çok borç almak değil az borç almak daha optimal olacaktı. Optimum sermaye gelecekteki durumu da dikkate alarak değerlendirilir yani. Buradan bu sonuç çıkarılır. Şimdi bir de ne dedim ben? Firmanın faaliyet riski, finansal risk bir de satışların riskliliği olabilir. Şöyle bir örnekle bakalım. Bakın burada sağ tarafı kapattım. Yani açtım renklerini tamamen aynı. Sadece garanti satışlar, belirsiz satışlar üzerinde bir farklılık yarattım. Kaldıraç düzeyi orta firma aynı özelliklerini koruyor yapısı, yapısı olarak. Kaldıraç düşük, kaldıraç yüksek. Kaldıraç yüksek neydi? Kırmızı riskli. Kaldıraç düşük daha az riskliydi kaldıracı orta düzey olan da orta riskliydi. Şimdi bunların firma olarak kaldıraç açısından belli bir andaki risklilikleri, bunlar. Satışlarındaki değişimler de aynı ama garantili satış miktarları değişik. Yani satışlarının belirsizlikleri farklı. Normal dediğim firmanın 25 bin liralık ilk satırdaki satışının 10 bin lirası garanti satış, 15 bin lirası belirsiz satış. Kaldırıcı düşük olan ortadaki firmanın ilk satır için konuşuyorum. Toplam satışları 25 bin. Garanti satışı hiç yok. Belirsiz satışları 25 bin. Bu ne demek? Satışlardaki dalgalanmaya daha açık bu firma. Yani garanti bir satış yok. Sözleşme yaptığı, söz aldığı, bir sipariş aldığı bir şey yok. Bir de üçüncü firma var. Risklediğim firmanın da en yüksek garantili satış miktarı bunda olduğunu düşünelim. 15 bin lira. 25 bin liranın 15 bin lirası garanti satış. Rakamları çalıştırdığımızda, giderleri buna göre hesapladığımızda, çünkü garanti satışlar 10.000, bin, %100 artarsa belirsiz satışlar 15, 15, 30, 10 bin, 30 artı daha 40. Satışlar %100 arttı, belirsiz de hiç garanti satış yoktu, sabit hani değişmeyecek. 50 bin liralık satışı vardı, 25 binden 50 çıktı. Bu şekilde rakamlar bakın toplam satışların dalgalanması değişti. Aynı satıştaki değişim oranıyla satışların dalgalanması farklılaştı. Buna göre karlılıklar da farklılaştı. Bakın mesela burada şu az önceki örnekte aynı fiyat, aynı satış dalgalanma düzeyinde toplam satışlar çünkü 25 bin, 40 bin, 15 bin de az önceki durumda. Burada da 25 bin, 40 bin, 15 bin, 25 bin, 40 bin, 15 bin. Şurada ikinci durumda yani satışların farklı dalgalandığı durumlar bunlar. 25 bin, 40 bin, 15 bin, 25 bin, 50 bin, 16 bin, 667. ise 25 bin, 35 bin, 18 bin. Bunu neye göre değişiyordu? garanti satışlarının tutarlarına göre, oranlarına göre toplam satışları içinde garantili satışları yüksek olan firmanın satışları daha az değişkenlik gösteriyordu. Garantili satışı olmayan, tüm satışları belirsiz olan firmanın daha çok değişkenlik gösteriyordu. Çünkü bu 25.000'den 50.000'e çıkmış, 25.000'den 35.000'e çıkmış örneğin. Baktığınızda karlılıklara sağ taraflı bu sefer hiç uğraşmıyorum. Kötü durumda orta dediğimiz firmanın eksi 3000 lira zarar ettiğini görüyoruz. Riskli diye az önce beğenmediğimiz firma vardı ya. Onun daha az zarar ettiğini görüyoruz. Benzer şekilde orta riskli firmanın iyi durumda karı 17 bin lirayken riskli firmanın karı 15 bin lira daha az dalgalanıyor. Ne dedik az önce neydi ama şurada riskli firmanın 20 bine çıkıyordu, bunun 17 binde kalıyordu. Buradaki fark ne? Satışların dalgalanmasının farklı olması. Yani firma riskini toplam riskini faaliyet kaldırıcı ve finansal kaldıraç belirliyordu ama toplam riskin ne düzeyde alınabilecek olduğu da satışların riskliliğine bağlı. Bakın bu aşağıdaki 5 bin, 15 bin, eksi 2 bin. 5 bin, 17 bin, en üstteki ise 5 bin, 17 bin, eksi 3 bin. Daha çok dalgalanma göstermiş. Yatırım sahipleri için daha riskli bu. Karlılığı çok değişken, daha değişken en alttaki satıra göre. E ama kaldırıcı daha yüksekti bu firmanın. Sonuçta yatırımcılara riski daha düşük, daha az dalgalanma var. Niye? Çünkü garanti satışları var. Yani garanti satışı satışı garanti olan bir firma yüksek kaldıraç kullanabilir. Mantıklıdır. Ama şurada baktığımızda eğer hiç garanti satışınız yoksa çok risk almak istemezsiniz. Kaldıracı düşük tutarsınız toplam firma riskinizi. Yani faaliyet kaldıracınızda, finansal kaldıracınızda düşük tutarsınız satıştaki dalgalanmadan dolayı zarar etmemek için. Hani bu sebeple en dalgalı bunun da en az riskli olan burada. Satışlara en dalgalı olan, doğru olan tavırda ıı, tavır da budur. Daha dengeli bir yapıdır bu çünkü. Yani kaldıraç, risk, sermaye maliyeti bunların hepsinin ilişkisi özetle böyle. Şimdi biraz da soru çözelim bitirelim. İşlem sorusu %40 maliyetle borçlan bir firmanın vergi sonrası yabancı kaynak maliyeti nedir? Kurumlar vergisi oranı yani T %20 demişiz. %40 çarpı 1 eksi %32 Aşağıdakilerden hangisi işletmenin devamlı sermayesini oluşturan bir kalem değildir? Uzun vadeli borçlanma devamlı sermayeydi. Tahvil ihracı uzun vadeli borçlanma yaratıyordu. Dolayısıyla devamlı sermayeydi. Girişim risk sermayesi bir öz kaynak sağlama yoluydu. Dolayısıyla bu da uzun vadeli bir finansman, öz kaynak, hatta sonsuz vadeli bir finansman. Hisse senedi ihracı da öz kaynak finansmanıdır. Kısa vadeli banka kredisi kısa vadeli yabancı kaynak finansmanıdır ve devamlı işletmenin devamlı sermayesini oluşturan bir kalem değildir. Devamlı sermayesinin içinde yer almaz. Yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangileri öz sermaye için geçerlidir? Belirli bir süre sonra sermayedarları geri ödenmesi gerekir. Gerekmez. Borç için geçerli olan bir şey bu. Sermayedarlara yönetimde söz sahibi olma hakkı sağlar. Evet. İşletmenin tasfiyesi durumunda sermayedarlara öncelik hakkı sağlar. Öncelikten kastı borç verenlere göre sağlamaz. Dolayısıyla yalnızca ikiyi sağlar. Sermayedar yönetimde söz hakkı sağlar. Diğer ikisi borç için geçerlidir. Uzun vadeli borçlar için. Dolayısıyla yalnız iki. Net gelir yaklaşımına göre Borçlanma maliyeti sürekli olarak öz kaynak maliyetinden düşük olacaktır. Bu yaklaşıma göre bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Net gelir yaklaşımı ilkiydi. Net gelir yaklaşımı, net faaliyet yaklaşımı, geleneksel yaklaşım, Modigliani-Miller. Net gelir yaklaşımı, hatta bunlar da ilk üçünü mantık sırası gibi düşünebilirsiniz. Net gelir yaklaşımı hangisiydi? En mantıksız, hani en, şu an gerçek hayata en uygun olmayandı gibi düşünebilirsiniz öz kaynak maliyetinden düşük olacak. Neden düşük olacak demiştik? İş, A şıkkına bakalım. İşletmenin sermaye yapısı içindeki borç oranının artmasının, işletme ortaklarının ve borç verenlerin beklentilerini değiştireceği. Hayır, değiştirmiyordu. İkisi de sabitti hatırlarsanız. Sermaye, öz kaynak maliyeti, borç maliyeti eşit gidiyordu. Ortama sermaye maliyeti azalıyordu. Net gelir yaklaşımına göre B şıkkını okuyorum. Net gelir yaklaşımına göre Firmanın değerinin sermaye yapısının tamamı öz kaynak olduğu zaman maksimum ulaşacağı varsayımı. Evet değil bu da. Öz kaynak değil borç olursa tamamı borç olursa şeydi, maksimum ulaşacaktı. Ne oluşacak diyor, firmanın değerinin. C. işletmenin ortalama sermaye maliyetinin tüm sermaye yapılarında aynı olduğu varsayımı. Evet sürekli azalıyordu. Değil. D. Borç verenlerin üstlendikleri risklerin, hissedarların ve işletme sahiplerinin yüklendikleri riskten her koşulda daha düşük olduğu varsayımı. Evet, cevap D. Firmanın sabit faaliyet maliyetlerinin, firmanın faaliyet kârı üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisini ilgilendirir? Hisse başına kazanç, başa baş noktasına. finansman farksızlık noktasını, finansal kaldıracını, faaliyet kaldıracını, hisse başına kazanç derecesini hangisini? Sabit faaliyet maliyetlerinin firma faaliyet karı üzerine etkisi. Satışlar yüzde bir artarsa faaliyet karı yüzde şu kadar artar. Neyi düşüyoruz? Sabit maliyetler değişikliği yaratıyordu. Ne bu? faaliyet kaldırıcı ile ilgili. Bir işletmenin faaliyet kaldırıcı derecesinin 4 olması durumunda bu sonucun anlamı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade etmektedir? A. işletmenin satışları faiz ve vergi öncesi karının 4 katıdır. Değil. İşletmenin satışlarındaki %4'lük bir değişme işletmenin faiz ve vergi öncesi karında %1'lik bir değişme meydana getirecektir. Tam tersi gibi değil mi? Hani ters ifade etmiş. İşletmenin satışları içinde sabit giderlerinin payı %4'tür. Hayır. D. İşletmenin satışlarındaki %1'lik değişme işletmenin faiz ve vergi öncesi karında %4'lük bir değişme meydana getirecektir. Evet. Faaliyet kaldıraç derecesi 2,5 olan bir işletmenin satışlarının %20 artması beklenmektedir. Bu durumda işletmenin faiz ve vergi öncesi karında nasıl bir değişim beklenir? Dedik ki faaliyet kaldırıcı neydi? Satışlarının %1 artarsa e, faiz ve vergi öncesi karı ne kadar artar? %1 artarsa %2,5 artıyormuş. %20 artarsa %50. Yüzde %2 yok zaten şıklarda. Evet yok. Yüzde %50 artar. İşletme ihtiyaç duyduğu kaynağı dönem net karını şirkette bırakarak sağladığı da ne tür bir finansman sağlamış olur. Ne demiştik buna? Dönem net karını dağıtmadığı zaman. Bir kaynakı, bir kaynakı, bir öz, kaynak. öz kaynak finansmanı ama özel bir durum bu. 3 çeşit 3 çeşit öz kaynak finansmanı vardır. Risk sermayesi dedik, hisse senedi ihraç dedik bir de dağıtılan karları temettü olarak dağıtmayıp otomatik olarak işletmenin bünyesinde bırakmak. Oto finansman, öz kaynak finansmanı tamam. Şıkları okumadım. <laughs> öz kaynak, oto finansmanı soruyorum diye düşündüğüm için. İşletme sermaye yapısı kararlarını verirken aşağıdaki kriterlerden hangisini öncelikli olarak hedeflemelidir? Sermaye yapısı kararını verirken. İlk yıl karını en çoklamak. İlk yıl değil, kar uzun vadeli olması gerekiyor ki sermaye ödemesi uzun vadede çünkü yapılıyor. Riski en az e indirmek. Riski en az e... risk veya getir tek başına ölçülmez. Risk getir birlikte ölçülür. Öyle düşüneceksiniz çalpay ödemelerini en çoklamak değil, işletmenin piyasa değerini en yükseğe çıkarmak nihai hedeftir. Evet, bu kadarmış. 7. ünitede böyleydi. Haftaya bir aksik olmazsa 8. ünitede görüşmek üzere.